Melike. Çetin. Ne oldu, hayırdır? Çok kötü. Melike, çok kötü şeyler oldu. Ya kimliğimi bile almadan evden kaçmak zorunda kaldım. Bir de şey... Çok açım. Eve gelsene. Gelemem Melike. Sen evden yiyecek bir şeyler hazırla. Yukarıdaki parkta buluşalım. Tamam da ben bir şey anlamadım. Ya sen yiyecek bir şeyler hazırla, getir. Parkta anlatacağım. Tamam. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Neden evden kaçtın Çetin? Çünkü yapmamam gereken bir şey yaptım. Ne yaptın? Ayşen ablanın kolyesini çaldım. Ne? Neden? Ya Melike, biliyorsun işte. Borcum vardı. Ya adamlar bela. Götürmesem babama söyleyeceklerdi. Bir dakika, bir dakika. Babana ne söyleyeceklerdi? Çetin, sen kimlerle uğraşıyorsun? Ne yapıyorsun? Ya boş ver. Ya nasıl evden kaçtın? Niye kaçtın? Anlatmayacak mısın? Makineli tüfek gibi soruyorsun Melike. Yani hangisine cevap vereceğimi şaşırdım. Kolye işte. Ben bunu götürdüm, adamlara verdim. Satamamış geri zekalılar, geri getirdiler bana. Tam o sırada Atıf, bizim enişte var ya, o gördü bizi. Ondan sonra gitti bizimkilerin yanına beni ispiyon etmeye. Ben de o sırada evden kaçmak zorunda kaldım. Ya var ya, cüzdan falan her şeyi bıraktım evde. Sokağa kendimi nasıl attım onu bile bilmiyorum. Ne durumdalar acaba ya? Annem çok kızmaz umarım. Çetin, ben tam nasıl söyleyeceğim bilmiyorum ama... Ne? Bana da annem söyledi. Üftade Hanım evi terk etmiş. Ne? Evi mi terk etmiş? Çetin, neredesin? Ne oluyor ya? Babam açtı telefonu. Demek ki annem eve gelmiş. Çetin, ne kadar sürecek bu? Nereye kadar sürecek? Dönmeyecek misin eve? Birkaç gün daha. Olmaz. Ne olur kimseye söyleme Melike, lütfen. Yapamam. Ne demek birkaç gün daha Çetin? Evden 2-3 gün uzakta ne yapacaksın sen? Kimlerle takılıyorsun, ne yapıyorsun? Melike, yardım etmen lazım. Ya saklanacak bir yere ihtiyacım var benim. Bir yer düşüneyim o zaman. Ya en azından evdekilerin siniri geçene kadar. Lütfen. Anlat bakalım, neler dönüyor? Ya dayı, ben de bilmiyorum ki. Çetin beni buldu. Evden kaçtım. Yiyecek bir şeyler falan getir dedi. Bu kadar yani. Ne konuşuyorsunuz öyle fısır fısır? Dayı, yani dertleşiyoruz. Konuşamaz mıyız yani? Bilmiyorum. İkiniz de aynı kafadasınız yani. Arkasından bir şey çıkmasın da sonra. Ay bu arada ev de cenaze evi gibi. Ortada hiç kimse, içkiler yok. Üftade Hanım da kayıp. Kardeşine gitmiş. Atabey buldu, merak etme. Yani Fatih, ben bu evde çalışıyorum. Hiçbir şeyden haberim yok. Sen her şeyi biliyorsun maşallah. Hadi kalk, dışarı çıkıp orada konuşalım. Annen şimdi bize rahat vermez. Tamam. Evet Melike Hanım. Söyle bakalım, Çetin nerede? Ha? Melike, bak bildiğini biliyorum, saklama benden. Hadi söyle. Ya. Melike. Ya Rezan Hanımların bahçedeki depoda. Nasıl olsa boş, kimse gelip gitmiyor. İyi, tamam, hadi gir içersin. Kimseye de bir şey söyleme ha. Tamam. Hadi. Çetin içeride olduğunu biliyorum. Aç şu kapıyı. Çetin! Ne hatlar karıştırıyorsunuz siz? Ha?
Erzak falan da ayarlamışsın. Belli ki bir süre buradasın sen. Ha? Oğlum Ayşe'nin kolyesini çalmak falan ne demek ya? Ha? Siz ne ediyorsunuz? Niye yaptın böyle bir şey? Çetin, bana bak. Uyuşturucu falan kullanmıyorsun değil mi? Ha? Anlatıyor musun yoksa babanı mı arayayım? Fatih abi, bittim ben. Niye bittin oğlum? Ne yaptın sen ya? Babama söyleme, ne olur. Tamam. Madem bir şey anlatmıyorsun, o zaman baban anlatırsın. Tamam abi, dur. Tamam, anlatacağım. Sana anlatacağım. Ama babama söyleme lütfen. Abi bak, babama söylersen kaçar giderim. Başka da şansım yok zaten. Oğlum sen nasıl ulaştın böyle ya? Ne yaptın oğlum? Ne istiyor bu adamlar senden? Bana bak, kumar falan mı oynadın? Ne borcu bu? Abi bak, akşam seni bir yere götüreceğim. Bütün durumu kendi gözlerinle göreceksin. Ama babama bir şey söyleme lütfen. Tamam mı? İyi bakalım. Öyle olsun. Efendim Çetin. Hani söz vermiştin? Güvendiğim tek kişi sendin Melike. Ama yanlış yapmışım. Çetin, dayım çok sıkıştırdı. Söylemek zorunda kaldım. Alo Çetin. Atabey, Çetin'i buldum. Neredeymiş beyefendi? Sizden korktuğu için saklanmış. Ama durumu iyi, merak etmeyin. Neden böyle bir şey yaptı acaba? Atabey, lütfen siz bana güvenin. Bu konuyu ben halledeceğim. Kendisi de zaten çok pişman. Hani siz bana yardım edin demiştiniz ya. Size yardım etmek için elimden ne geliyorsa yapıyorum, inanın. Ancak Çetin'in bana güvenmesi lazım. Neden böyle bir şey yaptı, nereye satmaya çalıştı, hepsini ben tek tek öğreneceğim. Ancak siz bu konunun biraz dışında kalsanız daha iyi olur. Mesela Üftade Hanım'la falan ilgilenseniz. Tabii akıl vermek gibi olmasın size ama. Yok Fatih, ver, ver. Çünkü bende kalmadı. İyi akşamlar. Hoş geldin Çetin kardeş. Akşamımızın iyiliği de biraz sana bağlı bu akşam. Lan yine boncuk parçası mı getirdin? İnşallah para getirmişsindir. Yeter artık. Bende para falan yok. Yapacağımı yaptım. Benden bu kadar. O zaman ne yapacağız? Biz de gideceğiz, babana söyleyeceğiz koçum. Söylerseniz söyleyin. Her gün ölmektense bir gün ölmek daha iyidir.